kutu açılımından sonra şimdi geldik kurulumuna. Oğuzhan Bey kurulumda bize yardım edecek. Bu değil bu. Zaten açıyorsun. Türkiye'de Türkçesini, İtalya'da İtalyacasını, İtalyanca, Avustralya'da İngilizcesini. Hatırlıyor musun birisi sordu siz hangi dili konuşuyorsunuz, Avustralyanca mı diye Türkiye'de? Değil mi? Öyle sanıyorlar işte. Neyse, geri konumuza dönelim. Ben buna... Şimdi başlıyoruz. Makine hızımızı şişe taktık. Diyor ki çalıştırmadan önce yok. Tamam, bunları gösteriyor. Tamam. Arkasındaki düğmeye basın. Bastık. Düğmeye bastık. Yükleniyor. Hatırlatmak isterim. Bu makine, Dolonghi'nin iki makinesi varmış İtalya'da üretilen. Hı hı. İkisinden birisi de bu. Diğerleri China'da üretiliyormuş. İtalya'da üretilen bir makine. Yep. Dil seçenekleri var. Hemen dillerimizi görüyoruz. 3 sayfa var dil seçeneklerinde. Biz tabii bir Türkçemizi seçelim tabii. Türkçeyi seçiyoruz. Suyu doldurun diyor. Şimdi hazneye taze su doldurup ileri basın diyor. Hemen hazneye taze su dolduruyoruz. Hatırlatmak isterim. Su filtre var. Evet, su filtremizi takacağız önce. Ne olur olmaz. Biz takalım şöyle. Böyle. İkinci türlü de takılıyormuş. Sonra su filtremizi kapatıyoruz şöyle. İçine su filtresini takıyoruz, kapatıyoruz ve kolaylık yapmak için suyu buradan doldurmamıza küçük şey yapmışlar. Delikten suyu yapmışlar. Hemen dolduruyoruz. Hemen 2 saniyede hemen suyumu doldurdum tabii. 2 saniye. 2 saniye sürdü değil mi? Evet, 2 saniye sürdü. Saniye. Videoyu beklettiğim için 2 saniye sürdü. Hemen hazneyi yerine yerleştirdik. Onu yaptık. Suyu geri koyduk. Şu an ileriye basıyoruz. İleriye burada basıyoruz. İngilizce anlatıyor ama ben İngilizceyi Türkçe çevireyim. Oo! Çekirdek kahve kabını doldurup ileri ögesine basınız. Biraz ileri çekmem lazım. Aman aman aman. Bayağı bir ağır makine. Ağır, ağır. Arkadaki hazneyi açıyoruz. Dolonghi'nin biz alırken hediye verdi. Hediye verdi 1 kilo. 1 kilo bir de kahve çekirdeklerini. Promosyon yaptılar bu ay bana. Adı neydi? Hediye paketi yollamış. Çok güzel. Çok of. Güzel kokar. Dur koklatın onları. Oo. Geldi mi? Kahve çekirdekleri çok güzel görünüyor. Bir daha göster. Şöyle göstereyim. Evet, çok güzel. Bunu dökün değil mi sadece böyle? Evet, dökeceksin. Hiç söylemiyor nasıl dökeceğini de. Olduğu gibi dök. Olduğu gibi geliyor. Hı. Yeterli galiba. İnşallah bunu yapmışlardı 1 kiloluk yeri için. Bunu şimdi... Sen yeterli, o kadar koy. Yeterli. O zaman dağıtayım şöyle. O kendisi bittikçe zaten şey sinyali veriyordur herhalde. Bu kadar pahalı ve ağır bir makine. Sence buraya kahve kokusu versin diye mi yapmışlardı şunu? O olabilir. Havalandırma gibi bir şey yapmışlar oraya. Bence hiç... Ucu yani... değişir diyor. Bunu çıkar. Şunu tak diyor. Sonra... Ne kadar takıyor? Ucuna bardak koy diyor. İleriye bas diyor. İleriye bastım. Taktım onu bak. Burada yazıyor çünkü. Kullandıktan sonra kireç, çöz, dal, saklayın. Hı? Nasıl yani? Bilmiyoruz nasıl yani. Okey de. Okey tamam. Okay, dediğini tamam. Yaparız. Devre boş. Doldurmayı başlatmak için okey basınız. Bastım. Ama bu üç haznenin altına dur. Neden bir şey koyulması gerekiyormuş. Makine etkinleşiyor. Hemen ilk bir tane bardak alayım. O iki bardağı da getir istersen yukarıdaki. Oh tam zamanında. Şey olmaz ki altında da hazne vardır bu haznesi. Ne? Isıtılıyor. Isıtılıyor.
değil. Durulama yapılıyor. Rap duşu. Dağıt sıcak su. Aynen rap yapıyor sanki. Çekerim bak. Yalnız gölgen de görünüyor oynadığım. Her görünüyormuş. Tekrar ısıtılıyor. Tanıtım videosuna bakın ve yeni makinenizi kullanmaya başlayın. Sal ya. Okey. Çok çok şey yaptık, okay, gördük bas. Seni. Oo. İşte can alıcı nokta bu. 22 tane kahve yapabiliyor sana. Kahve ve süt çeşitlerinden 22 tane yapıyor. Onu geçtim de sıra sıra koyuyorum, tamam mı? Bak. Herkesin ne içtiğini, değil mi? Yes. Application'ını yüklüyorsun. Application'ını yüklüyorsun. Bir de burada bak. Herkes ne içiyorsa yazıyorsun. Yep. Düğmeye basıyorsun. Herkesinkini sırayla yapıyor. Sabah mesela yataktan çıkarken düğmeye basıyorsun. Evet. Nasıl sabah kahvesi içeyim. Düğmeye bastıktan sonra geliyorsun. Aa, kahven hazır zaten. Tamam, teşekkür ederim. Ama tabii akşamdan hazırlaman lazım. Bardağı oraya koyman lazım. Bardağı koyacağım. Problem değil. Onu da yaparım. Makine ayarları. Wi-Fi bilgilerini ayırmak için Wi-Fi'ye hemen bağlıyoruz. Kendisi bağlanıyor yani. Bağlıyor mu? Bağlıyor bak şimdi. Okay. Good boy diyecektim şimdi. Tarçından alıştım ya. Çekirdek. 1, 2, 3, 4. Allah Allah. Aa, makine kullanımı hazır, iyi kahveler. Bak, kendi hazırladı bize. Tekrarla yapayım mı? Yok, tekrarlamasın. Okey. Okey. Sağ. Ben gireyim bağlantıya. Burada gene bir iki saniye sürsün. Ve bağlanamadı. Bunu bağlanması lazım herhalde. Kimseye bağlanmamış telefon şey. Yan komşulara falan bağlanmasın diye şifre veriyor. Okay. Antik diye değil mi? Yes. Tamam. Şifre. Şifreyi girdikten sonra... Ya biliyorsun işte iPhone gücünü bu Samsung yapabilecek biraz mi bunu? Biraz daha aşağı indirirsem. Samsung bu app'i kaldırabilir mi sence? Bak hemen yapıyor, görüyorsun. Samsung daha güzel şeyler yapar, şimdi konuşmayayım ben. Ya işte. Evet, bekliyoruz hala. Bir zahmet hadi. Evet, iPhone olduğu için biraz böyle bekletiyor. Yok, makine İtalyan'ın makinesi olduğu için. iPhone'dan dolayı oluyor. Ya ilk defa bağlanıyorlar gibi bir yani. İşte tanışma de. Süresi var biraz. Buraya ilk saniye geçtim. iPhone'dan dolayı. Bak. Evet. Makinamızı bağladıktan sonra hemen ilk kahvemizi yapmaya geçelim. Sütümüzü de dolduralım. Ne sütü doldurmak istersin? Ne sütü doldurmak istedim? Full cream. Şunu doldur istersen. This one? Yes. Onu doldur. Oh, pura. Pura. Ben buradan doldursam döker miyim? Dökülürse problem değil, temizlersin. Tamam, o kadar. Okay, tamam. Bana basit diyorsun. Evet, basit. Zor bir şey değil ki. Hemen buraya sütümüzü dolduruyoruz. Haznemize. Oo, tam geldi. Evet, kapağını kapatıyoruz. Bir saniye. Ne yapıyoruz şimdi? Seçiyoruz. Bunu geri saklayın diyor. Ben şuraya koyayım. Temizlik yapmak için OK'ye basın veya köpük ayar düğmesini çevirin.
Köpük ayar düğmesi hangisi? Ay, this one. Sanırım kendi. Oo, akıllı sistem. Clean değildi. Akıllı sistem. Ben, yok, ben şimdi temizlemek istiyorum. Tamam. Gelelim. Cappuccino mu? Latte macchiato mu? Double espresso mu? Flat white yap bana. Flat white. Yeah. Bak sanırım kahve istiyor. Flat white. Dur ne yaptın ya? Dur bir şey gösterecek. Artistik yapacaktı şurada bir iki saniye. Hemen kahveye girdi. Kahveye girdi. Buradan kahveleri alacak. Ve buradan. Geliyor. Yok, iptal ettim. İptal olmak ki içecek dağıtımı başladı. Olma. Şöyle bir show yapalım dedik. Şöyle gösterek. Evet. Uzunluğun ne kadar ses. Aroma. Aroması nasıl? Aroma iyi, ortada olsun. Aynen. Ortada uzunluk. Uzunluk ne anlamda uzunluk? I think flat white and then how much Copic is gonna put like. Ha. I think that tamam. I'm not sure. Bu bence o iyi. Tamam, ama şu. Okay. Biz başka? Toz kahve kullanmıyoruz. Normal evet. Kahve kullanıyoruz. Kahve tipi çekirdek. O zaman biz hemen bir başlayalım. Ne içeriyor diyor? Orta köpük. Ayar düğmesini gerekirse süt kabını kapaktan dolduruyor. Tamam. Yani sütünüz bittiği zaman şu kapağı açıp da doldurun. Yep. Bir de sana söylüyor hangi ayarda koymanı istediğini. Evet. Böyle koymuşlar, sen custom kendin istersen diyor. Evet, küçük böyle küçük mü olsun, kalın mı, daha kalın mı olsun. Burada gösteriyor, bu çizgi dolunca. Geliyor. Kokusu da geldi. Size geldi mi? Size de geldi mi? Koktu mu? Yakın olsaydı. Dağıtırdım şurada makineyi, kapının önüne koy gitsinler, ne olacak? Günde bir kilo kahve alsan ne olur? Yani. Oh. Şeker artık karıştırıyor mu? Keşke. Keşke. Bir şeker artık karıştırmadığı kaldı. Onu da biz yaparız, tamam, sorun değil. Bu bardak yetecek, tamam. Tam geldi. O bardağı yani. sensörlüyor desem yalan olur şimdi. Şey var ya, neydi? Neredeydi? Bir yerde biz doldurduk. Ha. Cozen 7-Eleven şeylerinde mesela sıcak süt dolduruyorsun ya. Yeah. Onun sensörü var. Böyle, sanırım sensörü var. Böyle doldurunca kapağı şuraya gelince doluyor. Evet. Evet, kahvemiz. Hadi. Şeker atalım. Evet, şöyle. Ben tatlandırıcı kullanıyorum. İki tane. Evet, teşekkür ediyorum. Tanıtımı yaptığın için de teşekkür ediyorum. Rica ederim. Süt dağıtıcısının altına kap koyun. Düğmeyi clean konumuna çevirin diyor. Neyin altına? Dur. Süt dağıtıcının altına. Yani kahveyi sütlü kahve yaptıktan sonra bu haznede kalan sütü temizlemek için buraya bir bardak koyuyorsunuz ve temizlemeye çeviriyorsunuz. Ondan sonra temizleme düğmesine basıyorsunuz. Şu haznede kalan sütü temizliyor. Koku ve olmasın diye ve daha sonra yapacağınız kahvede böyle ekşimsi süt gelmesin diye. Aynen. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Buyurun. Şimdi bu resim yapar mı? Resim yapıyor ya bazıları böyle şey ağaç tabii. Gibi bir şey yapıyor. Yapar. İstesek yapar mı acaba? Bilmiyorum. Rüyamda yapar. Teşekkür ederim tanıtım yaptığın için. Artı makineyi aldığınız için de bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if